Metabolik sendrom birçok komponentten oluşuyor. Tek bir hastalık değil o yüzden sendrom adını veriyoruz. Nedir bunlar? Kan yağlarında bozukluklar, hipertansiyon, şeker metabolizması bozuklukları, şekerde yükselme ve tabii en önemlisi yine bunların içerisinde obezite. Yani karın bölgesinde özellikle karın bölgesindeki kilolar, abdominal obezite diye tarifliyoruz. Bunların tedavisi. Baktığımız zaman ilk iş yaşam tarzında sağlıklı bir yaşama doğru yapılacak olan değişiklik. Diyet artı egzersiz ve zayıflama. Mümkün olduğunca ideal kiloya gitme. Karın bölgesindeki yağların eksiltilmesi. Bu yağlar insülin direncine yol açıyor. Bunun için egzersiz en önemlisi. Ardından da hipertansiyon, kolesterol ve şekerle ilgili ölçümler yapılıp bunlardan bozuk olanın da spesifik tedavisi. Demek ki temeline baktığımızda kilo verilecek, yağlar azaltılacak, böylece insülin direnci düşecek zeminde ve eğer varsa Hipertansiyon tedavisi, şeker yükselmişse bunun tedavisi ve kolesterolle ilgili bozuklukta eşlik ediyorsa bunun tedavisi ayrı ayrı gerçekleştirilirse metabolik sendrom tedavi edilmiş olur. İleride olabilecek kardiyovasküler hastalıklar, kalp ve damar hastalıkları artı e, diyabet için riskler düzeltilmiş olur. Hasta daha düşük bir olasılıkla ileride diyabet veya kalp hastası olur.